Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere yeni yaptığım yangın dolabı tesisatında hidroforun debi ve basma yüksekliğini hesaplayan Excel programı hazırladım arkadaşlar. Bunu sizlere ücretsiz olarak paylaşacağım arkadaşlar. Sizden ricam böyle değerli paylaşımları ücretsiz paylaşıyorum. O kadar gereksiz şeyler internette o kadar ilgi görüyor ki bu tarz çalışmaların da ilgi görmesini isterim. Tabii ki meslek olarak sayımız az ama YouTube kanalımı istediğim bir seviyeye getiremedim arkadaşlar. Bu konuda sizlere destek istiyorum. YouTube kanalımı daha çok kişilere duyurun ki arkadaşlar benim de daha güzel eğitim videoları, Excel'ler, dokümanlar paylaşmaya vesile gelsin arkadaşlar. Bu işler gerçekten zaman alan işler. İşimizin, gücümüzün arasından sıyrılıp bu işleri yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yangın dolabı Excel hakkında biraz bilgi verecek olur isem arkadaşlar. İki türlü hazırladım. İki türlü neden hazırladım? Birincisi şekilde görüldüğü gibi kolondan direkt inip pompa kolektörüne kadar olan şekiller var. İkincisi bu şekilde kolona gitmeden önce dolaplar yan yana olup giden şekiller var. Bu sadece şekil olarak farklılık gösteriyor. Hesaplarda ikisinin sonucu da yükseklik aynı olduğu sürece aynı çıkacaktır arkadaşlar. Çok farklılık göstermeyecektir. Burada sadece metrajlar etkileyecektir. Şimdi bunun hakkında biraz bilgi verecek olur isem, hani kimse yanlış anlamasın, sadece hani derler ya salağa göre yap, salak bile yapsın. Yani biraz kaba oldu, kusura bakmayın. Yani burada şekil üzerinden anlatmaya yani verileri girmek için bölümler oluşturdum. Mesela yangın dolabı 1 ile 2 arasında işte çapını belirleyeceğiz. Buradan işte boru uzunluğunu yazacağız. Dirsek adedini yazacağız. Sonra 2 ile 3 arasında işte çapı yazacağız. Boru uzunluğunu yazacağız ve adetleri yazacağız. Şekili doğrulayacağız arkadaşlar. Şekili doğruladıktan sonra şurada şu yan bölümde yükseklik var. Binamızın yüksekliğini yazacağız. Sonra dolap tipini seçeceğiz ve yangın sınıfı seçeceğiz. Ve bize sonuç olarak sonuçları verecek arkadaşlar. Şuradan sadece özel olarak depomuzu boyutlandıracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da bir başka veri de pompanın verimini gireceğiz arkadaşlar. İşte marka vermek marka vermeden bilgi vermek gerekirse yabancı kaliteli pompalar %45 verimle çalışırken Türkiye'de bu konuda Ar-Ge'ler devam etmekte ama %55 pardon özür diliyorum yabancı markalar %60 verimle çalışırken Türkiye'de işte %45'lere kadar düşmekte. İşte burada ortalama olarak %55, %50 alabiliriz bu verimleri. Bunları tabii şu an bir örnek üzerinden de anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu yangın programı ülkem adına ve meslektaşlarım adına şimdilikten hayırlı olsun. Umarım faydalı olur. Projelerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Eksiklerim olabilirse, olabilir çünkü insanlık hali. Çünkü burada formülleri oluştururuz. Deneyerek göreceğiz zaten. Eksiklerimi de düzeltmeye çalışırız arkadaşlar. Ama taslak olarak oluşturmuş durumdayız. Yani şekil 2 de burada ayarlı bir şekilde duruyor. Şimdi bu Excel'i bir örnek üzerinden pekiştirelim arkadaşlar. Hem yangın dolabı hesabını bilmeyenler de burada öğrenmiş olacaktır.
Şimdi bir tane konut projem var. Daha önceden çizdiğim. Tabi hesapları da ayrıdan yapılmıştır tabi. Onunla burada fazla seçmişizdir ya da aynıdır eşittir bilmiyorum. Bununla da kıyaslamış oluruz. Şimdi burada yaklaşık şöyle kolondan daha iyi gösterecek olursam bodrum kat, zemin kat, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Tabi şurada dördüncü kat olacak. Yanlışlıkla onu yazmamışız. Hem burada bunu düzeltelim. Dördüncü kat ve çatı kat. Ve burada yangın dolaplarım var arkadaşlar. Yangın hidroforundan geliyor. Tabi bir asıl bir yedek olacak arkadaşlar burada. Geliyor kolondan dağıtıp iki kolon şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Kolonda bu şekilde. Her kat üçer metre alır isek. Şimdi konutum uzaktan şöyle gösterecek olur isem arkadaşlar. Kat kat geliyor işte bodrum. Bodrum zemin kat işte. Bodrum zemin kat. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Ve çatı. Şimdi çatıda dolap koymadık. Dubleks daire olduğu için. Burada nereye dolap koyduk? Bir alt kata koyduk. Şimdi buradan hesap yapılırken arkadaşlar kaç tane dolap olur ise olsun iki tane dolap açılacakmış gibi hesap yapılır. Şimdi burada da katlarımızda iki tane dolap var arkadaşlar. İki tane dolap var. Hemen kolon dibine çıkıp giriyor arkadaşlar. Şimdi en uzak hattı seçmek durumundayız arkadaşlar. Pompamız burada ise, hidroforumuz burada ise bu sol taraftaki hat daha uzun arkadaşlar. Bu hattı seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu şekli hangisi uyuyor diye bakar isek arkadaşlar. Kolondan baktığımız zaman Excel'imize geldiğimizde arkadaşlar bu şekil uyuyor. Diğer şekil uymuyor. Yatayda da gidişler olabiliyor arkadaşlar. Fabrikalarda genelde bu yatay gidişler. Bu sembolik olarak göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi şekil 1'den yükseklikten başlayalım arkadaşlar. Yüksekliğimiz şuradan da pompa kolektörünü baz alırsak bu katı da sayarsak 3, 6, 9, 12, 15, 18 metre yüksekliğimiz var arkadaşlar. Buraya 18 metre yüksekliğimizi yazıyoruz arkadaşlar. Bor çaplarımızı her zaman iki parmaktan yani DN50 parmak deyince inç yani 2 inç DN50 olarak belirliyoruz arkadaşlar. Kurtarmadığı durumlarda yükselteceğiz. Şimdi 1 ile 2 arası arkadaşlar. 1 ile 2 arası dediğimiz arkadaşlar. Şu birinci kolondan iniyoruz şuraya kadar. Şimdi 3 metre yüksekliğimiz olduğu için 3 metre mesafemiz var. Bir de yatayda bir mesafe gidiyor. O da şuradan gösterecek olur isek sağlıklı. Şurada bir kısa mesafe gidiyor arkadaşlar. Bunu da yarım metre sayabiliriz. Yani burada şu şekilde bir ifade yapabiliriz. 3,5 metre uzunluğumuz var. Tabii bu küsuratları göstermemiş. Bunu da hemen videoda düzeltmesini yapalım arkadaşlar. Şuradan şu şekilde dedim ya eksiklerim olabilir. Bakın video ile birlikte düzeltiyorum. Buradan biçim boyasıyla bu şekilde düzeltebiliriz. İkinci de aynı şekilde şuradan düzeltelim arkadaşlar. Biçim boyasıyla da şuraya düzeltelim. Tabii Excel'i bu arada hem bilmeyen arkadaşlarım da görmüş oldu. Şu metreyi zaten şu şekilde hücre biçimlendirmeden isteğe uyarlanmış. Siz şimdi tırnak içinde metre yazarsanız onu zaten sayı olarak algılamıyor. Burayı 3,5 metre yaptık. Dirsek çıkıp bir adet dirseğimiz var arkadaşlar. Şimdi 2 ile 3 arası şimdi 2 ile 3 arası şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Yüksekliğimiz 18'de 15'e düştü. Ve şu kolondan bu şekilde devam edecek hattımız. Kritik hattı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın diğer dolapları katmıyoruz. Şuraya kadar. Şimdi burada 4,84 2 2,71. Ben bunu direkt şöyle burayı 7 sayıyorum. Burada da 7,5 var. 14,5. Burayı da 5 sayıyorum.
Buradaki uzaklığı da 19,5, 20 diyorum kavalama. Yüksekliğim 18'di, 3'e gitti. 15, 35 metre uzunluğum var arkadaşlar. Şuraya ikinci hattıma 35 metre uzunluk yazıyorum. 35 metre uzunluk yazıyorum. Bu da buraya sığmadı. Şu şekilde. Bu sefer de o şekilde bir sıkıntı çıktı. Bunu da ayarlayacağız arkadaşlar, düzelteceğiz. Şu şekilde büyütebiliriz. Şu şekilde biraz büyütünce sığdı. 11'miş. 11, tamam. Şimdi 35 metre uzunluğumuz yazdık. Dirsek adedimiz yazacağız arkadaşlar bir de. Dirsek adedimiz şimdi buradan dönerken var. Yükseldi. Yükselirken var 2. Burasını dirsek alırız arkadaşlar. 3. Burayı dirsek alırız. 4. 5. 6 yukarı çıkarken arkadaşlar. 6 adet dirsek var. Olası nedenlerden dolayı 2 adet de fazla dirsek yaparız. 8 adet dirsek ekleriz arkadaşlar. Ve bu değerleri girdikten sonra dolap türü arkadaşlar. Genelde TSN 671'e 1 inç. Bir de 2 inç yani hortumlu olan var arkadaşlar. Şey bezo hortumlu olan var. Bakın onu seçtiğimde 400 litre bölü dakika arkadaşlar. O itfaiye eğitimi almış personelin bulunduğu binalara konuluyor ve debisi de yüksek arkadaşlar ve 20 metre o genelde. Bizim standart seçtiğimiz bu var. 1 inç bu flex hortumlu dolabımızı seçiyoruz arkadaşlar burada. Hep kırmızı yerleri değiştiriyoruz arkadaşlar. Yangın sınıfı burası orta tehlike 1 olarak alırız konut olduğu için. Başka bir şeye dokunmuyoruz arkadaşlar. Başka bir şeye dokunmuyoruz. Ve buradan kendisi otomatikmen hesaplamış oluyor arkadaşlar. 58 metre sütunu ben orayı 75 olarak seçtim arkadaşlar. Bu şekilde genelde 70, 75, 70'e tamamlayabilirsiniz. Çünkü genelde ben onu o şekilde tamamlamışım diğer projede. Ha bu arada eklemediğim bir hesap daha var. Onu da videoda iken ekleyeyim arkadaşlar sizden sonra. Aslında 68 metre sütunu burası. Hatta 1,3 bar bir flex hortumun kaybını da almamız gerekiyor arkadaşlar. O da 1,3 bar. O zaman onu eklemişimdir diğer projede de. Onu da eklediğimiz zaman arkadaşlar 72 falan çıkıyor. Onu da şuraya aslında hiç flex kaybı demeyeyim. Şurayı 5,3'ten başlatayım arkadaşlar. 71 mesesi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burayı da düzeltmiş olayım. Şuraya da 5,3 ekliyorum arkadaşlar. Bu nereden geldi derseniz. Şimdi dolapların akma basıncını 4 bar istiyoruz. Şimdi oradaki bir de flex hortum kaybı var. Onu da ekledik arkadaşlar. Onu da ekleyince olay düzelmiş oldu. 71 mSS. Şimdi benim daha önceki seçtiğim pompa şeyimize bakar isek 75 mSS ağzı düz seçmişim arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra buradaki pompa kavasını da veriyor arkadaşlar. Burada 12 ton ihtiyaç var. Zaten 3-2-2 deyince 12 ton ölçülerine seçilmiş. Şu ölçüleri değiştirdiğinizde bu depoyu siz dizayn edebilirsiniz arkadaşlar. Burada elektrik gücü 0,4 kW olarak veriyor. Buradaki verimi siz değiştirebilirsiniz. Genelde 45 falan yaparsanız ideal bir pompa verimini bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burası böyle arkadaşlar. Burası 5,5 kW olacak arkadaşlar. Burada onu da belirteyim. Buraya bir 10 daha eklemem gerek. Formüllerde sizinle birlikte hatalarımı buluyorum. Şimdi oldu arkadaşlar. 5,1 kW elektrik güçlü bir pompa seçildiği zaman burası çalışacaktır arkadaşlar. Bu hesabı sizlere ücretsiz olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Var olun, sağ olun. Beni takip ederseniz memnun olurum. Bu sayfayı paylaşırsanız da memnun olurum. Her şey için teşekkürler. Ülkem ve meslektaşlarım adına bu programda hayırlı olsun arkadaşlar.